Geldim. Ay Adem, nerede kaldın? Bir sürü yolumuz var. Ya çok özür diliyorum. İşten güçten bir türlü fırsat bulamadım. Hadi hadi çabuk ya, acele hadi. Et. Yolda ifademi alırsın. Çabuk gel. Ya bak hala arıyorlar. İnanamıyorum ya. Ya hadi. Ha yavrum, ha çocuğum, söyle, beni rahatsız etmeyin demedin mi? Abi çok acayip bir şey oldu. Çok acil abi, çok acil. Bir anda ne oldu anlamadım. Şimdi bir yandan da gara koşuyorum. Telefonda da laf anlatamadım ergelelere. Kime ya? Şoförler abi. İşi bıraktılar. Nasıl bıraktı? Hangileri? Hepsi abi, hepsi. Otobüsler yattı. Ne oldu? Anlaşılan sevgili kardeşim bana bir balayı hediyesi vermek istedi. Ne yaptın? Ben şunlara bir bakmam lazım. Ya bu... Uçak bileti işini ben sekreterle hallettiririm, tamam mı? Ne olursun, çok özür diliyorum yani, biraz gecikeceğiz. Tamam, affedersin. Tamam, sorun değil. Sen beni okuldan al o zaman. Tamam. Ne demek bütün şoförlerini aldık Akif? Pozisyon açığımız vardı Fikret. Ha, 7 düvellik bir açıktı bu sanırım. Oğlum bir şirketin bütün elemanları da almak ne demek ya? Bu hangi bütçeyle, hangi hesapla Akif? Yapma Fikret. Sen de durumu biliyorsun işte. Ben bilmiyorum abi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Benim tek bildiğim sizin yeriniz İstanbul. Hava kargo, burası benim. Sen bana sormadan, ya bana sormaya gerek bile duymadan nasıl böyle bir eleman alımı yapabilirsin Akif? Yetkiyi adama benim verdim. Bile bile üstüne gitme. Hoş geldin abi. Hangi matematikle açıklayacaksın acaba bu durumu? Bunun matematiksel bir açıklaması yok Fikret. Durumları sen de biliyorsun. Kimseyle kavga edecek durumda değil. Adem Bey, giremezsiniz. Fark Bey, siz ne kadar yaratıcı bir insanmışsınız ya. Ha? Pes. Bravo. Siz ne zannediyorsunuz yani? Ben şimdi koca şehirde şoför mü bulamayacağım? Şimdi sizin stratejik dehanızdan çıkan çözüm bu mudur, onu mu söyleyeyim bakayım? Git acele et, elini çabuk tut hadi. Hiç merak etme, şimdi adamlarım ipe dizerler şoförleri. İki katı maaşı farkına bakar be. Senin şoförlerini bile satın alırım ben. Ya sen ne zannediyorsun kendini be? Ha? Ne zannediyorsun sen kendini? Ne zannediyorsun? Senin verdiğin iki kuruş sadakaya muhtaç biri miyim zannediyorsun beni? Ha? Sizin alayınızın ma aile diktiği hazır temeli binayı ben sıfırdan kurdum be! Sen kimle dans ettiğini zannediyorsun? Sizin zarara soktuğunuz bu şirkette bile payım var benim. Ben kimseye sadaka vermiyorum. Hadi be! Herkese hak ettiklerini teklif ettim. Hadi git al. Git istediğini al bakalım. Senin soyadını da, senin mirasını da şükre sakı alacağım. Anladın mı? Sana bile ihtiyacım yok. Kanun var burada be, kanun! İşte senin anlamadığın da bu Adem. Senin anlamadığın da bu. Sen o mahkeme sana o ismi verdiği zaman sen kendini Boran olacaksın zannediyorsun. Bütün şehir ayağa kalkacak zannediyorsun. İsim dediğin sadece bir etiket. Eğer sen içini doldurmuş olabilseydin ben bugün adamlarına aynı teklifi sunduğumda hiçbiri düzenlerini bozup gelmezdi. Göreceğiz bakalım, şimdi göreceğiz. Tek bir adamımı istediğin meblağı geri getirsen de istediğin masaya oturacağım. Öyle mi? Bizim onlarla gönül bağımız var. Emeğimiz var. Saygı duyuyoruz. Saygı satın alınmaz. Kazanılır. Emek verilir. Ama sen bunu anlamayacak bir adam olduğunu 7 düvele duyurduğun için o kafa kağıdında ne yazarsa yazsın sen asla bir Boran olmayacaksın. Sen de bu kibir olduktan sonra tabii ki yani. Ne olacak ki? Ben insanlara hak ettiklerini veriyorum. Sana da çok güzel bir öneride bulundum. Zeytin dalı uzatmış olmama rağmen sen o düğünde bizi sırtımızdan vurdun. Ne yapacaktık? Gelip senden özür mü dileyecektin? Hayır, senin zeka seviyen buralardaysa zaten senden DNA testi istiyorum. Sen hiç merak etme, ben sana yakında bir IQ testi getireceğim. Bas damarına da. Bas. Bas. Bu adamın Boran olduğunu biliyoruz. Hepimiz. Ve eğer o bir Boransa gerçekten, bunda en az suçu olan o.
Ya kardeşim adamın daha bugüne kadar bir iyi niyetini görmedik. Ne yapsaydık yani, herifin bütün sinsiliklerini sineğe mi çekseydik? Ne yapayım? Tamam kardeşim, haklı öfkeni kus mu diyeyim ha? Ya Fikret, ben sana gerçekten inanamıyorum ya. Sen nasıl hala onun açısından bakabiliyorsun? Siz kafayı yediniz ha. Gerçekten topyekun kafayı yediniz siz. Siz olayı bir gurur savaşına çevirdiniz ya. Siz ne yapıyorsunuz? Ya bu gemi batacak. İçinde bizimle beraber batacak ve sizin yüzünüzden batacak. Ama merak etmeyin. Lan ben buna izin vermeyeceğim. Akif, Allah aşkına git şu salak buruğu hastasıyla bir halt yemeye kalkmasın. Gözün üstünde olsun, hadi. Bulduk abi. Geç. Ne yaptınız zannediyorsun? Ha? Çabuk git topla lan bütün köpekleri. Git topla köpekleri! Kusura bakma beyim. Lan neyin kusuruna bakayım oğlum? Ha, neyin kusuruna bakmayayım? Benim iki çocuğum da onlardan burslu. Aydın'ın karısını Esma Hanım'a milat ettirdi. Süleyman'ın evi yandı, sigortasız. Lan bana ne sizin sülalenizden oğlum? Bana ne? Boran sen ha, bana ne ha? Otogarda kime çarpsan herkesin kursağında illa bir boran lokması bulursun. Var sen it de, ister gebert. Ekmek yediği eli ısıracak bir köpek bulamazsın beyim. Oğlum, oğlum ben vermedim mi lan sizin maaşınızı? Ha? Sizin maaşınızı ben vermedim mi? Şimdi hangi kadroyla işe alacaklar sizi? Ha? Kulun hesapsız seni. Ha? Sen bir yıl iki katı maaş veriyorum. Tamam. Lan! Gebertirim lan ben abi, sakin ol. Gebertirim lan! Tamam abi. Gebertirim. İş diye kafamda sürüneceksiniz. İş diye! Abi tamam. Tamam.